Vay, 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 vay. Oğlum, tarih eserlere bak lan. Ne güzel her yer antika. Aa. Aa, Sergen lan. Şşş, bazukaya bak. Teleskop lan o. Ne alaka oğlum, laboratuvarda mıyız? Teleskopla laboratuvarın ne alakası var lan? Öyle küçük küçük şeyler inceliyorlar ya. Mikroskop o, gerizekalı. Oğlum, mikroskop uzağı görememek değil mi? Astigmat lan o da. Astigmat kuru öksürük diye biliyorum. Lan paranjit o da, mal her şeyi yanlış biliyorsun, sus! Kaju neydi? Sordum. Seni buhar öldürürüm bak. Sordum. Senin bugün birinci vazifen de kardeşim? Şamdanı bulmak, tamam mı? Önce şamdanı buluyorsun. Git kaju'yu orada düşün. Allah Allah, kaju'yu orada düşün. Aha, Sergen buldun lan. Adına çok sevindim, bravo. Kardeşim, kaju'yu bulmadım. Şamdanı buldum. Bu değil mi? Aha da vallahi o. Baksana. Aynısı lan. Hadi alalım, gidelim bunu. İyi. Pardon. Merhabalar. Merhabalar. Biz bir şey soracaktık. Tabii, buyurun. Kaju neydi? Tamam. Sus ya! Ya sus ya! Bunu kuracağım. Aman, aman sakin. Kusura bakmayın. Ya biz bunu alacaktık da bunun fiyatını soracaktık. He. Ya yanlış anlamayın da siz bunu neden alacaksınız? Ha, şeyden soruyorum. Gençler daha çok böyle teknolojik şeylerden hoşlanır. Böyle antikalara ilgi göstermez, o yüzden mazur görürüm. Abi uzatma, sar gidelim işte ya. Oğlum bakkal mı burası canım, Allah ya, Allah. Abicim siz onun kusuruna bakmayın. Ya bu şamdan benim için çok değerli. Şimdi benim okul dönemlerimdeyken... ya babaannem benim paraya ihtiyacım olduğu zamanlarda... elindeki tek değerli şeyi, yani bu şamdanı satıp bana para göndermişti. Ben de şimdi bunu ona alıp tekrardan jest yapacağım. Vay, bu senin en kıymetli hazinen yani. Eğitimin için yaptı ha? Yok be abi, karıyla kızla yemek için para istiyordu. Abicim susacak mısın sen? Susacak mı ya? Var oğlum, tamam konuşalım, sussana. Tamam, sakin ol. Tamam, olur böyle şeyler gençlik yıllarında. Peki sen bunun ne olduğunu biliyor musun? Yani şamdan işte, yani içine mum kakarsın böyle. Ondan sonra böyle masada durur, egzotik bir hava oluşur falan filan. Oğlum, Adana'ya özgü bir yemek değil miydi o? Şırdan o mal, şırdan o. Her şeyi yanlış anlıyorsun, sus artık, öyle oluyor. Ya gençler tam sakin olun, o manada demedim. Oğlum, yani bunun hikayesini biliyor musunuz? Aa, hikayesi mi var? Tabii canım, bu şamdan 652 yıllık. Ve bir ara, bir zaman bu şamdanla bir cinayet işledi. Ve hala çözülemiyor. Oğlum, 652 yıllık şamdan atılır mı öyle ya? Bununla mı işlenmiş cinayet? Evet. Hikayeye bak lan. Lan, hikaye falan. Uydurma lan, bunlar değerini arttırmak için şimdi bize küteleyecek fiyatı, anladın mı? Biz yemeyiz abi bunları, Allah aşkına. Uygundan ver de gidelim ya. Kanka, bir şey soracağım. Senin babaannenin şamdanı biraz daha işlemeli değil miydi ya? Yok oğlum, direkt bu işte. Fotoğrafı da var. Bak burada. Emin misin? Aç bakayım. Eminim tabii. Bak. Bu işte. Bak burada, aynısı. Fotoğrafa bak, hangisi tarihi eser belli değil. Kadın hakkında düzgün konuş. Bakayım. Bu işte. Bakayım bak. Buyur, bu. Babaannem bu mu? He, bu ne oldu? Katil bulundu. Katil babaannem. Ne katili lan? Manyak mısın? Katil babaannem olur mu? Katil babaannem. Siz de katilin yakın dostlarsınız. Nasıl olsun ya? Bir dakika. Babaanne katil mi oğlum? Lan yok, babaannem... Oğlum bana niye soruyorsun? Manyak mısın sen? Niye katil olsun abi ya? Ya şamdan 652 yaşında. Bir ara kadının eline geçmiş, bununla cinayete işlemiş işte. Fotoğraftan belli. Polisi arıyorum, kıpırdamayın bir yere. Polisi aramayın, polisi aramayın. Polis için oğlum, geçen maç polis, polis olmaz. Abi polis, abi daha iki rakamın falan var. Kurbanın olayım. Sen ne yapıyorsun? Gözünü seveyim. Oğlum sen... Şişt, şişt. Alo Hamdi Bey. Memur Bey, pardon. Torunlar aramış. Ya vallahi kusura bakmayın, çok sağ olun. Sen polisle niye konuşuyorsun? Oğlum konuştu. Kapatmasam duyacaktı işte. Direkt kapatsaydın ya, gerizekalı. Ha. Hiç aklıma gelmedi, ne bileyim ben bunu mu kullanıyorum günde? Oğlum adamı niye şamdanla bayıltıyorsun? Oğlum antikacıdayız, ne yapayım, adama mızrak mı atayım? Lan adamı niye bayıltıyorsun? Sanki suçluyuz gerizekalı. Ben suçluyum kardeşim, aranıyorum. Geçen hafta maça gireceğim diye almadılar beni, olay çıkarttım. Niye almadılar? Biletim yoktu. Lan mal, zaten biletin yoksa giremiyorsun ya. Sen demedin mi telefonunu göster alıyorlar diye? Telefondan bileti gösteriyorsun gerizekalı. Ya benimkinin modeli düşük diye almadılar sandım ya. Allah aşkına çıkalım gidelim. Kurban olayım. Tamam tamam ya. Bıraktım.
Merhaba. 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 Şenol abi yok galiba. Şenol abi yok. Şenol abi ne yok? Ne yapacağız ki biz? Şenol abiye bir şey mi yaptık? Şenol abiye ne yapacağız? Şenol abi yok. Bu Şenol abi bugün yok. Başka zaman gelir. Tamam, ben sonra geleyim o lütfen, zaman. Lütfen, lütfen. Ben yardımcı olayım. Abicim sen niye yardımcı olursun? Bırak gitsin. Ne oğlum? Kız bir daha gitsin. Bir daha mı gelsin geri? Lan gelsin bize ne? Yengen hakkında düzgün konuş. Yenge mi? Aşık oldum. Çekil kenara. Merhaba, nasıl yardımcı olabiliriz? Ya ben dededen kalma böyle çok önemli bir radyomuzu bırakmıştık. Onu tamir edecekti buralar. Aa, hatta şu masanın üstündeki antika radyo oydu. Ha, onu Şenol abi gelince verir size ya. Ya bir denesek belki yapmıştır. Bugün almam lazım çünkü. Ama şimdi yapmış yapmamış biz ne bilelim. Biz deneyelim, deneyelim ya. Sen bir gidip baksana. Hadi hadi git bak, çırağı yolladım şimdi. Bizim çocuk bir baksın. Oğlum fişe tak onu. Tak. İyi misin? Ne yapıyorsun lan? Oğlum kurtarmaya çalıştım seni. Oğlum bıraktım ya, elektrik yok. Ya şey, onda elektrik kaçağı vardı. Yapmamış puşt zaten. Neyse. Ya ne yapacağız? Siz en iyisi sonra gelin hanımefendi. Öyle yapalım. Aslı ben. Aa, öyle mi? Ben evet. De Kutay çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Sen de mi memnun oldun? Evet. Ne kadar ortak yanımız var öyle. Ya şey... Bir çay için bırakayım ben sizi, bir çay için ha? Çayın sırası mı şu anda? Bunun sırası mı? Gerizekalı. Şey yapsak o zaman, ben bir Şenol abi arayayım. Çünkü bugün almam lazım benim. Şenol abi gelir ya. Dur ya, ben bir arayayım ya. Telefonumun şarjı bitmiş ya. Tüh ya, görüyor musunuz olanı biteni? Sizi de uğraştırdım, ben sonra geleyim. Estağfurullah, estağfurullah. İyi günler. Benden arayın. Şöyle vereyim ben. Senden arayamaz ki. Arayamazsınız ki ondan, arayamazsınız onun. Dakikan yok ya senin. Oğlum çark çevirdim ya bu sabah, her yöne 50 dakika var. Ne çok unutuyorsun ya. Yalnız bu burada tam çekmez. Şu köşede konuşun. Tamam, tamam, ben orada bir konuşayım. Özleyeceğim. Lan ya. Aşık oldum. Burada çalıyor. Burada çalıyor. Nerede çalacak? Ne yapıyorsun? Burada çalıyor. Ağzını burnunu yanmıyorsun salak. Avel avel izliyorsun bizi. Burada. Burada kal. Yok, burada yok, değildir canım, o. Ne alakası? Şey, burada çalıyor. Şenol abi! Ne yaptınız adama? Bir şey yapmadık. Ne yaptınız? Bir şey yapmadık, bir şey yapmadık. Sen sakin ol. Sakın, sen... sakın. Bana yaklaşma. Ben de korum ha. Ben de korum. Ortalık karışık zaten. Tamam, vallahi bir şey yapmayayım. Sakın. Demin çok iyiydik, ne oldu ya bir anda? Ya bırak Allah aşkına, ne yaptın? Gerçek yüzünü gördüm kızım. Allah'ım ya! Allah'ım ya! Sergen! Allah seni! Sergen! Ağzına sıçayım! Allah seni! Kusura bakmayın, ölü görünce hep böyle oluyor. Lan biz mütemadiyen ölümü görüyoruz, o nasıl savunma? Öldü mü? Öldü mü? İmdat! İmdat! Burada depoymuş, yanlış kaçtım. Hanımefendi niye kaçıyorsunuz ya? Biz geldiğimizde adam öyle... Belki de sen öldürdün lan, nereden bileceğiz? Belki de sen öldürdün. Ben nereden bileyim? Şenol abi benim en sevdiğim abim, ne alaka ben? Aynen, ne alaka? Ben vurdum ya oğlum. Kim biliyor gerizekalı? Doğru anlatmak lazım. Biz geldiğimizde şamlara bir koydum buna yanlışlıkla. Oğlum niye anlatıyorsun? Niye anlatıyorsun? Oğlum bak sana da korum ha şu an. Allah şu mızrağı saplarım yemin ediyorum sana. Tamam tamam, tamam bir şey yok. Gerizekalı bak şimdi. Güzel kardeşim. Bunda bizim DNA'mız var. Parmak izimiz var. Polis DNA ne oğlum? Üniversite sınavı değil mi o? Kurban oldum. Canımın içi. Şimdi ben bu şamdanı tuttum değil tamam mi? Tamam. Benim parmak izim DNA ne oldu buna? Geçti. Sonra bunu sen aldın. Tamam. Ne oldu? Senin parmak izin geçti buna. Polis tamam gelirse suçlu biziz. Tamam da oğlum bak ilk sonuçta oradaydı kim? Şunu tutar mısın oğlum? Bak güzel kardeşim sen tuttun tamam mı? Sonra ben tuttum. Evet aynen sen tuttun. Ben tuttum şimdi suçlu biziz. Katil oldum. Senden hiç beklemezdim aslında. İkiydi güç olduk, giderek çoğalıyoruz lan biz. Tamam bir şey soracağım, gayet mantıklı yaklaş bana. Ne oldu? Gittik diyelim, 30 yıl yedik. 10 mu bölüyorlar?
senin bu artık. Tamam. Zıfır, kaç. Yapma. Lan Şenol! Şenol! Kaç, kaç Şenol. Kaç. Ne yaptın? Ne bileyim ben. Depoymuş lan burası, kız dedi ya. Demiştim o zaman ben. Depoya kaçalım. Tamam, depoda saklanalım. Depoda saklanalım. Yürü. Ben ne alaka? Ben saklanmayacağım. Saklanmasan adamlarla uğraşsın. Gel. Hayır. Sen de gel. Hadi. Tamam. Elime tut. Ya sikerim elimi. Aklı ol. Oğlum. Oğlum, şu mekan basmalarda şu itiş kakışı bir bırakalım. Anladın mı? Ben liderin olarak önden gireceğim, sen de bir adım arkamdan gireceksin. Anladın mı? Deneyelim. Geç. Deneyelim. Bak, temassız, hoş bir şekilde içeri girebildik. Anladın mı şimdi? Tamam. Tamam, bari şu yakanı düzelt. Tamam. İki yakamız bir araya gelmiyor ki abi. Oğlum bana laf sokup durma lan. Şu sağ yakan 5 santim yukarıda, yana yatır bari şunu. Simetrik olsun. Allah'tan enin boyun bir ha. Allah'tan. Hatta sen yan dursan daha uzun boylu görünebilirsin, biliyor musun? Bak, yan dur, uzunsun oğlum sen aslında. Denerim abi. Bana laf sokma. Hadi koş bir Şenol'a bak bakayım nerede. Abi nerede bak. Abi Şenol bu... Abi bu ölmüş olabilir ha. Lan! Ayıl şunu bari, ne oluyor ya? Şuna bak bakayım. Abi bu ölmemiş ya, bayıl. Kalk lan. Ayıl şunu. Kara Sabri. Götelek Şenol. Abi benim şu lakabı değiştirsek mi ya? Bakarız şuna, ne oldu burada? Çabuk anlat. Abi sen gerçekten iyi misin ya? Bak seni hastaneye falan götürelim mi? Kafanı vurduysan gidip bir döner yiyelim. Lan dönerle ne alakası var lan mevzunun? Abi ben panikledim, İskender'de yiyebiliriz. Oğlum bak, beni delirtme. Adam gibi anlat şunu, sus. Şenol ne oldu? Abi senin cinayet işlediğin şamdan vardı ya. Ben bunu belli olmasın diye vitrine koydum. 2 tane genç bunu almaya geldi. Ulan ben sana onu kaybet dedim. Sen gidip milletin gözünün önüne vitrine mi koydun Şenol? Abi bence doğru yapmış. Çünkü neden? Bir şeyi saklamak istiyorsan en iyi yer arayanın gözünün önüdür. Ben bu harekete hak verdim yani. Ama sen saçma diyorsan birer milkshake içip de alabiliriz. Oğlum cümleye düzgün başlıyorsun. Sonunu niye oraya koyuyorsun? Milkshake ne alaka? Doğru, daha asitli bir şeyler istedik değil mi abi? Kola olabilir belki. Aldım geldim. Dalga mı geçiyorsun lan? Benimle oynama bak. Şenol anlatın lan siz de adam gibi, ne olur. Abi tamam, kızma abi. Şimdi tam olarak şöyle oldu. Bu 2 tane salak bu şamdan almak istediler. Sen de cinayet işledin ya. Ben dedim bu 2 salağı bu cinayeti kilitlerim dedim, tamam mı? Tam satıyordum, bayılmışım abi. Bu 2 salak nerede şimdi? Abi kaçmışlardı. Çok uzak gitmiş olamazlar. Ben tanıyorum, yakalayalım. Çabuk. Abi bence zaman kaybetmeden gidip hemen kokoreç yiyelim. Mızraklarım lan seni. Bak beni delirtme, yürü. Tamam abi, uykuluk yiyelim. Abi bir tane ben vurayım mı? Vur şuna. Hadi çabuk, çabuk, çabuk. Adamları bulun, acil. Ha, gittiler. Ya. Nasıl saklandık ama? Çok iyiydi. Öpeyim mi bir tane? Abi şamdan unuttuk, şamdanı unuttuk. Abi şamdan yanımıza niye alıyoruz ki? Şamdanı unuttuk diyorum ya. Hadi gidip bulalım şunları abi, çabuk. Hadi koş, hadi. Görmüyor musun? 2 tane aptal şurada heykel rolü oynuyor. Görmüyorsun, elinden şeyi alıyorsun. Aa, ben onları heykelden ettim. Lan oynuyorlar, görmüyor musun? Oğlum biz sizden bahsediyoruz. Bayağı motiveler abi, bayağı inanmışlar. Alo! Oğlum siz görünmediğinizi mi zannediyorsunuz lan? Göz göze gelme. Ha? Abi ne yapıyorsun? Asıl sen kimsin lan? Kara şövalyeyim ben. Ben de beyaz şövalye. Ben de sarı tutku. Hani başka şövalye kostüm yoktu, kıza şövalye vermişsin. Kız pavyonda çalışmak istemedi, ne yapayım? Ben müptelası mıyım? Abi ben bunları vuruyorum gitsin ya. Vurma, abi vurma. Elemanlar bunlar abi, bunlar. Tamam. Nasıl bir teşkilatsınız lan siz? Aynen öyle. Her şeyi duyduk, Götelek Şenol.
Ya sen benim lakabımı nereden biliyorsun? Dinledik diyorum ya oğlum sana. Bu mevzu çok uzadı. Vuruyorum abi benim bunları. Vur lan şunları. Sen kimi vuruyorsun lan? Hayırdır oğlum? Biz de bu semtin gladyatörüyüz ha. Ayıp değil mi abi kızın yanında? Çok özür dilerim abi. Hayır. Ben değil lan o. Ama ben senden elektrik aldım. Yapıyorsun abi. Elektrik aldın ha? Yakala o zaman Sabri Bey. Sen beni çarpmaya mı çalıştın? He? Yok abi biz eğleniriz diye şey yaptım. Belası değilim diyordum lan. Sarı tutku gelse böyle kıvıramaz. Ne yapayım lan? Radyonun çalışacağı tuttu. Abi çok uzadı. Ben vurayım bunları. İzin ver bana ya. Tamam abi gözünün yağını yiyeyim. Ki senin gözünün yağı bile çoktur. Kes lan. Ne olur abi bizi vurma. Senin babaannenin şamlığına sıçayım kardeşim. Tam gerçek aşkı buldum. Burada. Tam gerçek aşkı buldum. Şu maşamıza gelene bak. Ben mi dedim lan kötelik seni oğlu vur diye? Lan ben kötelik dedim. Tamam. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki buyurun. Ya rica etsem bizi bırakır mısınız? Tabii ki. Lütfen çıkıştan çıkabilirsin. Harbi mi ya? Tabii buyurun. Teşekkür ederim. Lan et sen. Dalga mı geçiyorsun? Lütfen ben. Allah'ım inşallah itfaiye değildir. Yes, I'm the boss. Selamun aleyküm. Kaldır elleri polis. Kaldır. Ya, kaldırdık da bu işte bir terslik yok mu yani? Genelde Adanalılar... Hayırdır kardeş? Bu şiveyle konuşunca illa suçlu mu olmak gerekiyor? Einstein'ın bir lafı var, çok seviyorum. Diyor ki ne? İnsanların ön yargılarını parçalamak, atomu parçalamaktan daha kolay. Abi Einstein yanılmış olabilir mi? Çünkü ben zordur diye duydum daha önce de o sözü. Ne fark eder oğlum? Hiçbir farkı yok. Uzatma abi. Lan. Uzatma. Bu arada teşekkür ederiz. Sizin sayenizde büyük bir örgütü çökerttik. Çok teşekkürler. Rica ederiz komiserim. Demek. Aynen. Sabri Güloğlu. Sen misin lan? Ha benim. Ha bilmiyor sanki. Adam yaralama, insan kaçakçılığı, tarihi eser kaçakçılığı ve adam öldürme suçundan tutuklusun. Senin ismin neydi? Şenol. Götelek Şenol olmasın. Abi ben... Başına! Hemşehir, sen de tarihi eser kaçakçılığı, adam öldürmeye teşebbüsten... Adam öldürme yok. Tamam ulan uzatma. Bir şeylerden suçlusun işte. Konuşma. Timuçin Gürbüz. Sensin değil mi? Toplum içinde çıplak koşmaktan tutuklusun. Oğlum, toplum içinde niye çıplak koşuyorsun lan? Abi kaçarken ağırlık yapmasın diye çıkardım ya. Akıllıdır lan. Komiserim, buna bir kelepçe yetmiyor. 4 tane daha alabilir miyim? Mağdurumuza geldik. Oh. Oğlum adama 5'i bir yerde taktılar lan. Hadi yürü, yürü. Hadi. Yürü. Amirim bir dakika, pantolonum düşüyordu. Hakikaten çıplak koşuyormuş ya. Yürü lan. Alışkanlık yapmış abi. Adam değil ya. Vallahi adam değil. Sen niye buradasın? Abi dükkan benim ya, ben... Hayır ya. Sağ olun amirim. Orada. Hanımefendi siz iyi misiniz? Erkeğim. Biraz hızlı gitmiyor muyuz? Erkeğim. Tamam.
Tamam da ben şu an çalışıyorum yani o şekilde. Abi ben erkeğim. Lan niye böyle giyiniyorsun o zaman? Abi iki tane şövalye var, sorun ben miyim burada şu an? Lan dua et. Evet, siz de merkeze bekliyorum ha. Adana merkez mi komiserim? Lan oğlum. Emniyete gelecektim. Erkeğim. O şey ifade vereceğiz ya, ondan herhalde. Beraber veririz belki gidip bir ifade. Peki. Aslı. Çok tatlısın. İfadeden sonra bir şeyler içer miyiz? Ya bence bir Osmanlı dizi setine falan gidelim. Daha anlamlı olmaz mı? Tamam ama önce eczaneye uğrayalım. Pişik oldum ben. Ya oğlum şamdanı da alamadık ya. Kafayı yiyeceğim. Bak güzel kardeşim, hayatımın aşkını bulmasam şu an çıldıracağım. Başlayacağım şamdanına senin ya. Sabahtan beri bir şamdandır gidiyor, başımıza gelmeyen kalmadı. Ne lan şu şamdanın hikayesi? Kanka, bir gün böyle babaannem evde, tamam mı? Dedeme diyor ki, benim bir fotoğrafımı çeksene diyor. O sırada böyle fotoğrafını çekerken dedeme bir mesaj geliyor. Dedem de bunu gayri ihtiyarı sesli okuyor. Akşam seni bekliyorum yiğidim. Babaannem diyor ki, kim attı lan bu mesajı diyor. Halı sahadan arkadaşların diyor. Lan senin halı sahadaki arkadaşların seninle öyle mi konuşuyor? Keşke aldatsaydın diyor. O sırada böyle... Bu... Ah! Babaanne! Ah! Babaanne! Dur! Zilleyen var mı? Vay, Arifciğim, o zaman seni yazarlarından biri olarak bütün ekip... Ben de seni Emre'yi de alalım ya. Yani şöyle vallahi. Böyle yazarlarından alıp oynamayıp izleyince çok gurur duyuyor insan arkadaşları. Hepsine tek tek çok teşekkür ediyorum. Çok iyi oynadılar. Gerçekten. Emeklerine sağlık. Siz nasıl hissettiniz arkadaşlar? Vallahi biz çok keyif aldık. Evet, ya böyle bir üçlü Adanalı polis teşkilatı. Evet, çok güzel oldu. Böyle İlk provada bu arada Adanalı sen girdiğinde ben, sen bize şaka yapıyorsun sandım. Evet, biz arkada dedik ki provada böyle bir şey yoktu normalde. Biz de dedik ki arkada ya böyle Adanalı polis olarak girsek de arkadaşlar da şaka olarak ciddiye almadılar bizi. Ama galiba güzel oldu, seyirci güzel reaksiyon verdi. Güzel. Kuybaş, nasıl hissediyorsun kendine? Çok iyi hissediyorum. Fit. Fit hissetmiyorum çok. Benim hayattaki en büyük korkum zayıf olmak. Bak bu çok sinir edici bir şey ama benim öyle. Hayır ama bak nasıl kilonun fazlası bir insanda o anlamda psikolojik olsunsa ben küçükken çok zayıftım ve annem böyle çok zayıf olduğum için montumun cebine taş koyuyordu. Sen uçarsın eve gelemezsin falan. Ne diyorsun? Ciddi söylüyorum. Benim Hacı böyle... da öyle bu arada. Hacı'ya yutturmuşlar evet. Kaya bir tane. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Alkışlayan ellerinize sağlık. Çok güzel hareketler devam ediyor.